Türk Ekranı Akademi programına hoş geldiniz. Bu hafta Tayfun Turan Tosun hocamızla Çin hakkında konuşacağız. Hocamız Çin uzmanı, Çin hakkında kitabı var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Evet, şimdi Çin tabii çok geniş bir başlık. Çin dediğimiz zaman bir tarafta süper güç olma yolunda bir ülke, diğer tarafta Mao'nun politikalarıyla başlayan süreç var. Evet. İpek Yolu projesi var. Konuşacak çok fazla şey var. Evet. Hocam soru cevap yapalım kısa bir şekilde ve çok fazla başlık sığdıralım istiyorum. Tamamdır. Mao'nun politikaları diyerek başlayalım söz sizde. Tabii şimdi şöyle Çin gelişimi şu an 1978'den itibaren başlatıldığı için pek öncesine gitmiyor açıkçası. Ancak bunun nedeni şu, çünkü o dönemde ekonomik politikalar yani bir iç karışıklık olduğu için yaklaşık 10 yıllık süreçte pek oraya Çin yönetimi ondan bahsetmek istemiyor. Ancak oradan biz yani literatürden farklı olarak yani şu anki literatürün özellikle Türkiye'de ve dünya literatürünün kültür devrimine çok değinmediğini görüyoruz. Ama oraya değinmek gerekiyor. Öncelikle onu altını çiziyorum. Tamam, yani o dönemde ekonomi politikaları, iç karışıklık, yanlış tarım politikaları uygulandı. Çünkü bir devrim uygulandı. Bu devrimde Sovyetler Birliği'nin Mao baskısını hazmedemiyordu. Yeni bir devrim kurarak o bloktan ayrılmak, kendi devrimini oluşturmak istedi. Bu 10 yıllık süreçte tabii bir iç karışıklık, ekonomide kötüye gidiş, iç karışıklık, tabii ekonomik açıdan baktığımız zaman kötü bir tablo var. Ama bu dönemde, Mao bu dönemde nükleer silah, daha öncesinden kağıttan kaplan olarak gördüğü nükleer silah üretiminin, yani nükleer silahın politika üretmedeki önemini kavradı ve yani nükleer silahlar üretmek için kolları sıvadı. 1964 yılında Çin nükleer güç oldu. Nükleer denemelerden başarılı bir şekilde, nükleer denemeleri başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra nükleer güce dönüştü. Daha sonra tabii ki Sovyet Birliği'nden ayrıldıktan sonra, Sovyetler Birliği'yle bu dönemde sıkıntı yaşadıktan sonra tabii ki Amerika Birleşik Devletleri de 1970'li yıllarda özellikle Vietnam'da problem yaşadı. Vietnam'da aslında başarısız oldu diyebiliriz. Sovyetler Birliği bir adım öne geçti. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri de Vietnam batağına saplanınca yani bir çıkış yolu bulmak için Çin'le işbirliğini mantıklı buldu. Dolayısıyla Mao da zaten Sovyetler Birliği bu devrimle beraber koptuğu için 1971 yılında Çin Amerika ile anlaştı, kültür devrimini sonlandırdı. Dolayısıyla ticari ilişkilerini ve ekonomik ilişkilerini Amerika ile güçlendirmek için el sıkıştı. Ve bunun karşılığında Peki hocam kesiyorum ama şimdi tabii, Mao ve tabii. Kültür devrimi dedik. Kültür devriminin başlangıcıyla sonu aslında aynı mıydı? Yani hedefler tabii ki, süreç yani, içerisinde değişti mi? Tabii yani süreç içerisinde değişiklik var. Yani sürecin sonunda, Dünya Savaşı sonraki dönemi birazcık açsak izleyicilerimiz açısından tabii. Daha şimdi şöyle söyleyeyim. Yani sürecin sonunda Mao Amerika ile el sıkışıyor. Burası çok önemli. Ve Amerika ile el sıkıştıktan sonra Birleşmiş Milletleri daimi üyesi, 5 daimi üyesinden biri oluyor. Bu şu demek, dünyanın 5 önemli gücünden biri olmak demek. Ve Doğu bloğundan koparak, yani Sovyetler Birliği'nden koparak tamamen Amerika ile işbirliği halinde bir çizgiye geliyor. Bu çok önemli. Yani bu Sovyetler Birliği'nin aynı zamanda yalnız kalmasına, çünkü Çin'den ayrıldıktan sonra, o bloktan koptuktan sonra Sovyetlerin tamamen yalnız kalmasına ve Sovyetlerin bir anlamda kaybetmesi için gerekli olan, yani kaybetmesi için önemli olan kısım buydu. Yani Sovyetler Birliği yalnız kaldı. Çin'i kaybettiği için tamamen yalnız kaldı. 1990'lı yıllardan sonra, 91 yılında Sovyetler Birliği çöktü. Bu anlamda bakacak olursak, yani sonuç olarak kültür devrimi Çin ekonomisine nasıl etki ettiğine bakacak olursak, tamam, ekonomi politikası olarak çok kötü. Çünkü bir devrim planlandı, iç karışıklıklar var. Ancak kültür devriminden çıkışta iki önemli stratejik güç elde edildi. Şimdi Çin gelişiminde bu çok önemli. Literatür bundan bahsetmiyor. Ne bunlar? Özetle Çin'in nükleer güç olması, ikincisi ise Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesinden biri olması. Bakın bu iki stratejik güç belki biz göremiyoruz ama Çin gelişiminde daha sonrasında 1978'den sonrasındaki reformlarda aslında o reformların temelini güçlendiren, yani güçlü devlet olma yolundaki önemli güçler. Bunlardan bahsetmemiz gerekiyor.
Evet, Çin. Bahsedelim hocam. Evet. Şimdi 1978 sonrasından baktığımız zaman tabii ki Çin artık 1976 yılında... Yani tabii, Mao'dan sonraki denk dönemine evet, geliyoruz artık. Evet, denk'e geçiyoruz. 1976 yılında Mao vefat ediyor. Hı hı. Ardından 1978 yılında denk iş başına geliyor. Tabii denk uluslararası ilişkiler kökenli. Bölgedeki bütün ülkelerle daha iyi ilişkilerin, işte karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi adına çalışmalarda bulunuyor. Bütün devletler, özellikle komşu devletlerle sorunların çözülmesi, ekonomik işbirlik, bu gibi alanlarda denk çok yüksek bir performans gösteriyor. Dolayısıyla 1978 yılı açık kapı politikası ve yumuşak güç politikalarını hayata geçiren Çin'in özellikle başlangıç noktasında uluslararası ilişkileri kullanarak ve açık kapı ve yumuşak güç stratejisiyle öncelikle komşu ülkelerden aldığı yatırım ve bu ticari ilişkilerin geliştirmesi bir atağa geçtiğini görüyoruz. Bu dönem 1978-80 de diyebiliriz. Yakın çevreden başladı diyorsunuz yani. Avrupa ve Amerika'dan ziyade kendi kıtasıyla. Tabii. Evet. Ve burada ilk etapta tarım reformu çok önemliydi. Şimdi tarım Çin'de kırsal, yani aslında baktığımızda literatür bunu da görmüyor. Yani sanki şehirlerde böyle doğrudan yabancı yatırımlardan başlayan, sanayileşmeyle başlayan bir gelişim gibi gösteriyor. Bu yanlış. Çin tarım reformundan başlıyor. Yani kırsal kesimden başlıyor. Çünkü yani o dönem halkın %80'i çiftçi, yani tarımla uğraşıyor. Dolayısıyla orada elde edilen verim Çin halkının reformları desteklemesine neden oldu. Aslında hükümet, biz görmüyoruz ama halktan çok büyük destek aldı ve her bir adımda halk desteği olduğu için arkasında hükümet daha kolay ilerledi. Çünkü yani reformlara karşı koyacak güç kalmadı gibi bir şey, yani azaldı gibi bir şey. Dolayısıyla hızlı hızlı reformlar uygulandı. Bundan sonra tabii ki 1997 yıllarda, 97'de Asya, Doğu Asya krizi oldu. Bu dönemde kamu iktisadi işletme teşebbüslerin özelleştirilmesi, ancak akıllı yöntemlerle özelleştirmesi söz konusu oldu. Mesela Çin tamamen bir özelleştirme yapmadı. Yani modernizasyonu, kamu işletmenin modernizasyonunda. Evet, soracaktım. Kitleler ve devlet. Evet, önemli bir ayrım var orada. Onu da yanlış anlıyoruz. Yani bir özelleştirme var. Çin'de özelleştirdiyse, ya böyle bir şey yok. Orada özelleştirme küçük işletmelerini özelleştiriyor. Ya küçük işletmelerle ben uğraşmayacağım diyor Çin yönetimi. Ben bu küçük işletmelerle artık uğraşmayacağım. Çünkü zamanını alıyor aynı zamanda. Bunları sattı ve bunlardan bütçeye önemli bir kaynak sağladı. Ama büyük işletmeleri özellikle global monopol düzeni, tekel düzene karşı konumlandırdı, yapılandırdı. Bu şirketlere konsantre oldu. Özellikle teknoloji alanlarda, işte kimyasal, petrokimyasal alanlarda, finans alanlarında bu şirketlerin arkasına sağlam bir şekilde geçti ve tabii ki bundan çok önemli bir yara sağladı. Şimdi ekonomide şöyle bir şey var Canan Hocam. Yani büyük iş, özellikle teknolojiyi gerektiren büyük yatırımlarda risk var. Özel sektör bunu yapmak istemiyor. Neden yapmak istemiyor? Çünkü haklı olarak çok büyük yatırım gerektiriyor. Çok büyük risk var ve teknolojik yetenek, yani teknoloji anlamında uluslararası diğer ülkelerde özellikle çok büyük güçlü devletler var. Şirketler var. Bunlarla da rekabet etmek durumundasınız. Hı hı. Dolayısıyla burada şunu görmek lazım. Burada devletin etkisi çok önemli. Devletin teknolojik büyük yatırımlarda girişimde bulunması çok önemli ve bu Çin'de gerçekten oluyor ve Çin'in önemli stratejilerinden biri bu. Çünkü özel sektör büyük yatırım, büyük riskli işlerde isteksiz davranıyor. Dolayısıyla devlet girişimleri bu anlamda çok önemli. Bu 1997 dönemindeki krizden sonra özellikle Çin devlet işletmelerinin zarar ettiğini görüyor ve bu stratejiyi uyguluyor. Büyük şirketlerin arkasında sağlam bir şekilde geçiyor ve küçük işletmeler artık ben uğraşmayacağım diyor ve küçük işletmeleri satıyor. Ondan sonraki süreçte tabii burada mali dezentralizasyon, yönetsel dezentralizasyon. Onu da soracaktım hocam. Tabii ki. Sırayla geçelim. Şimdi dezentralizasyon ama biliyorsunuz merkezi sistemin karşıtıdır. Yani daha çok gücü, yani bir güç düşünün, ülkeyi yönetiyorsunuz. Tek bir kişide toplanmasına merkezi sistem deniyor. Dezentralize sistemlerde ise yayılıyor, tabana yayılıyor. Yerel yönetimlere yayılıyor, tabana yayılıyor. Öncelikle onun bir tanımını yapalım. Daha sonra bunun özellikle ekonomik anlamda Çin'in uyguladığı yönetsel ve mali dezentralizasyonun çok önemli etkisi var. Çünkü Çin diyor ki artık merkezi bütçe, benden diyor artık kaynak kullanamazsın diyor yerel yönetimi. Sana yetki veriyorum diyor. Hı hı. Sen diyor kendi gelirine göre, kendi teşviğine göre, kendi sistemini kur diyor.
Kendi gelirine güven, giderini ona göre ayarla ve merkezi bütçeden kaynak kullanma. Açığın varsa sen sorumlusun diyor. Şimdi bu çok önemli bir stratejiydi ve yerel yönetimlerin kendi ayaklarının üstünde durmasında çok etkili oldu. Yani, kendilerine yönelik politika tabii, geliştirmelerinde ve tabii, devletten bu yönde teşvik almalarında. Tabii. Bunun haricinde diğer önemli bir faktör Çin gelişmesinde ikili fiyat sistemi. Yani şimdi komünist düzende, sistemde biliyorsunuz üretim kotayla oluyor. Hükümet dedi ki ya bu kotayı aşan miktarı ikili fiyat sistemiyle farklı fiyatlandıralım. Hadi. Üretimi arttırmak için sen atıyorum yani bir X maddesi düşünelim. Bunu 1000 tane ürettin. Hükümet diyor ki 1000 tane kotan var zaten. 1000 tane ürettiysen şu fiyattan üreteceksin. Ama 1000'i aşıyorsan karışmıyorum diyor. Git onu serbest piyasada istediğin gibi sat. Şimdi dolayısıyla atıyorum burada 2000 adet ürettiği zaman 1000 tanesini kotaya dahil olan fiyattan, diğer 1000 tanesini serbest piyasada devlet çünkü izin vermiş, istediği fiyattan, istediği karla bunu satıyor. Şimdi burada aslında Çin yönetimi şunu yapıyor. Diyor ki üret diyor. Üret. Bu çok önemli. Üret diyor. Üretimi arttırmak için kullanıyor bu stratejiyi. Hı hı. Şimdi üretici de bakıyor ki ya ben 1000 tane üretirsem atıyorum. Hiçbir kar elde edemem. Çünkü kotaya dahil olan fiyattan satacağım. Karım düşük olacak veya zarar edeceğim. Neyse. Ama 2000 tane üretirsem 1000 tanesini gider istediğim fiyattan satarım, kar ederim. Ne kadar artırın o kadar kar. Evet. Yani bu strateji Canan Hocam Çin üretiminin artmasına, güçlenmesine neden oluyor ikili fiyat sistemi. Bu bahsettiğimiz sistem. Ve Çin'in o artan üretimi, bunu da bahsetme teorisiyle açıklayacağım tabii ki. Bu üretim gelişimde çok önemli. Çünkü tükettiğinizden fazla ürettiğiniz zaman, teorik olarak tükettiğinizden fazla ürettiğiniz zaman tasarruf edersiniz. Bu mass etme teorisi kapsamında bunu açıklayabiliriz. Dolayısıyla Çin'in sürekli tasarruf elde etmesindeki önemli faktörlerden biri de bu. Şimdi tasarruf zaten bunu da ekonomi teorisinde, yani ekonomi teorik olarak baktığımız zaman üretiminden, tüketiminden fazla üretim eşittir ticaret fazlasıdır yani. Hı hı. Ticaret fazlasıdır. Dolayısıyla baktığımızda Çin'de bir ticaret fazlası var mı? Var. 40 yıldır var mı? Gerçekten var. Özellikle mal ticaretinde bu fazlaları görüyoruz. Şimdi burada da bir ayrım var. Yani literatürümüz bizim, yani Çin deyince ucuz mal akla geliyor. O tamam, ucuz mal taklitçilik vardı. Ama artık o geçti. 2000'li yıllardaydı o. 2010'dan sonra, özellikle 2005 ve 2010 sürecinden sonra Çin artık tamamen elektronik makine sanayinde yüksek ticaret fazlaları veriyor. Yani yüksek teknolojide ticaret fazlası var. Tekstil ve konfeksiyondaki o ticaret fazlalarını çoktan aştı. Onlar 2000 öncesiydi. Şimdiki dönemde 2010'dan sonra elektronik ve makine sanayinde Çin'in çok kayda değer düzeyde ticaret fazlası var. Bu da çok önemli bir faktör. Ekonomik açısından düşündüğümüzde gelişim açısından yani Çin'in gerçekten gelişmiş bir yani hani statü olarak gelişmekte olan bir ülke diyoruz ama çok enteresan yani bu sektörlerde ticaret fazlasının olması Çin'in gerçekten çok farklı bir ülke olduğunu gösteriyor. Evet. Bu süreçte Mao'nun politikalarıyla başlayan desentralizasyon süreciyle birlikte bölgesel yönetimle devam eden ve ekonomik politikalarıyla süregelen süreç diyorsunuz. Peki bu Çin'in Birleşmiş Milletler daimi üyeliğine dair biraz detay alabilir miyiz? Şimdi mesela çok çünkü örnek Çin'in verelim. Çok büyük bir güç olmasında nükleer silahlardan bahsetmiştiniz siz daha önce. Evet, şimdi Birleşmiş Milletler daimi üyeliğiyle ilgili şunu söyleyebiliriz. Bakın çok örnekle gidelim. Yani teorik bir şey söyleyip Çünkü Suriye'yle alakalı bizim de teoride kalmasın. Şimdi yaşanmış bir şey de üzerinden anlatayım. Şimdi bu güç literatürün bahsettiği bir güç değil. Yani literatür başka şeylerden bahsediyor. İşte taklit yaptı, üretti, işte oradan yabancı yatırımlar aldı. Şöyle böyle farklı öğeler üzerinde çok duruyor. Ama Birleşmiş Milletler daimi üyeliği çok önemli. Çünkü çok niye? Özel, evet. Bir ittifak gücünü artırabilme olanağı sağlıyor. Mesela Türkiye çeşitli nedenlerden dolayı kendi güvenliği için Suriye'ye girmek zorunda kaldı. Yani çok uzak bir dönem değil. Yakın bir zamanda bu oldu. Ve Birleşmiş Milletler toplandı. Yani Türkiye sanki bir istilacı ülkeymiş gibi toplandı. Acil bir toplantı yapıldı. Ama o toplantıda alınan kararlarda Çin ne dedi? Hayır dedi. Ben veto ediyorum. Türkiye lehine. Bu da çok enteresan bir gelişmedir. Yani çok
Çin'le ilgili araştırma yapan uluslararası ilişkiler literatürünün de bu gelişmeyi gerçekten incelemesini tavsiye ederim. Çin, Türkiye'nin lehine karar verdi. Şimdi bu Çin için nasıl bir güç olduğunu görüyorsunuz. Yani Türkiye'yi arkasına almış oldu. Yani bunu Türkiye için değil, başka Brezilya için de yapabilir. Brezilya sıkıştığı zaman Brezilya için yapabilir. Meksika, atıyorum bunlara, örnek veriyorum. Meksika için yapabilir, bir X ülkesi için de yapabilir. Bu nedir? Bir güçtür. Dolayısıyla bu güç Mao döneminden geliyor. Özellikle bunu da altını çizmek gerekiyor. Mao döneminden geliyor. Yani kültür devriminden geliyor. 1971 yılında elde edilen bir güç bu, evet. Evet, peki hocam. Bir de İpek Yolu projesi var. Tamam. Şimdi, ona da girelim. Tabii onu Kuşak İpek Yolu projesiydi. Sonra Kuşak Yol olarak değiştirdiler. Yani şu anda Kuşak Yol şeklinde dile getiriliyor. Daha kısa ifade edilmek gerekirse. Tabii bu projede Çin, artık bu proje Çin gelişiminin bir, hani benim görüşüm bu. Yani literatürde karşılığı olmayabilir. Bana göre bu Çin reformlarının tamamlanması, artık tamamlayıcı reformlar. Yani Çin bu stratejide başarılı olursa, bir 15-20 yıl sonra ki biraz daha önce olabilir. Bu Çin'in performansına bağlı. Çin'in eğer bu şekilde büyürse, bu stratejiyle bir kuşak bir yol stratejisiyle 15-20 yıl daha büyümeyi başarırsa, bu performansı sürdürürse bir süper güç olacağı söyleniyor ki öyle gözüküyor. Bütün ibreler, parametreler onu gösteriyor. Dolayısıyla bu da bu strateji de Çin'in bir süper güç yolunda olma yolunda geliştirdiği bir model. Burada tabii ticaretini geliştirmek istiyor. Gelişmekte olan ülkeleri ticaretini arttırmak istiyor. Hap noktaları, önemli noktaları yönetmek istiyor. Bu ülkelerden yani bu güzergah üzerindeki ülkelerden ham maddeleri alıp bunları işleyip ihracat yapmak istiyor. Yani kısacası ekonomisini geliştirip büyük bir devlet olma yolu. Yani dünyadaki en önemli yönlendirici güç desek daha doğru olur. En önemli güç olma yolunda. Adımlarını güçlendiriyor Çin. Yani bunu herkes, bu görülen bir şey. Ama tabii ki belirleyici olacak olan şey, hani ben Çin süper güç olacak tezini sunamam burada. Ama bütün parametreler, eğer Çin 15-20 yıl daha bu şekilde teknolojik gelişimini sürdürürse, yani savunma sanayine de yatırımlar yaparsa, bu şekilde teknolojik olarak kendi teknolojiyi içselleştirirse, bir 15-20 yıl içerisinde Çin'in süper güç olma yolunda hiçbir engel yok. Evet hocam, son soruyu bu Çin'in teknolojik yatırımlarıyla ilgili sizden alalım. Çin'in teknolojik yatırımları, kendi markaları. Tabii ki. Şimdi ona çok fazla yer veriyorsunuz. Tabii ki. Şimdi süper güç olma yolunda sadece çok büyük bir nüfusa sahip olmak değil, aslında teknolojik yatırımların da ciddi oranı. Şimdi burada onu da şunu da söylemek istiyorum. Nüfus deyince, hep Çin deyince literatür, ya devasa bir nüfus var, üretiyor bu insanlar. Tamam da Hindistan'da da var. Hindistan'da da devasa bir nüfus var. Yani bu açıdan bakacak olursak bu yeterli değil. Yani tamam, iş gücü var ama Hindistan'da da var. Bu iş gücü yetmiyor. Yani bir strateji olması gerekiyor. Teknolojiyi içselleştirmek gerekiyor. Doğrudan yabancı yatırımlar önemli. Tabii burada doğrudan yabancı yatırımları biraz ihmal ettik. Tabii burada Çin'in özel ekonomik bölgeler inşa etmesi, yabancı yatırımları çekebilmek için verdiği teşvikler çok önemli. Bir de şu var, yani 2010'lu yıllardan sonra özellikle Çin bu doğrudan yabancı yatırımlardan elde ettiği teknolojiyi içselleştiriyor. Yani kendisi de öğreniyor ve yavaş yavaş yabancı yatırımlardan içeriye döndürüyor. Yani yavaş da olsa, bu biraz daha yavaş bir hızda devam etse de teknolojiyi artık Çinli firmalarda kendileri üretebiliyor. Dünya pazarında görüyoruz bunu. Evet, dünya pazarında bunu. Çin marka, tabii yani Çin markaları daha birçok marka tabii ki kuracaktır, piyasaya sürecektir ama şu an hala da Batı'nın bir miktar gerisinde, ama bu anlamda çalışmalar var. Yeni markalar görüyoruz. Bunun için biraz daha zaman olduğunu düşünüyorum. Yani işte bu 15-20 yıllık süreçte de bu da var. Yani bu 15-20 yıllık süreçte markalaşmaya da önem verirse ve teknolojisini geliştirmeye devam ederse, biz süper güçle karşı karşıya kalacağız. Son soru hocam, iki dakikamız kaldı. Bu yabancı yatırımcılar dedik. Evet. Yabancı yatırımcılar derken Çin'e en çok nereden yatırım gider? Çin'e en çok yatırım Asya'dan giden tabii. derler, doğru. Şimdi aslında şöyle söyleyeyim, yani en büyük yatırım Çin'e %70 oranda, yani bunu bir yüzdelik üzerinde vuracak olursak kaba taslak, %70 yatırımlar Hong Kong'tan, yine kendisine bağlı olan eyaletten geliyor. Diğer ülkeler işte Güney Kore, Japonya, Singapur, bu tarz ülkelerden geliyor büyük oranda. Tabii Almanya'dan, Hollanda'dan da var, Amerika'dan da var ama onlar daha küçük
Yani yaklaşık %85-%90 oranda yatırımlar Doğu ülkelerinden, yani Doğu Asya ülkelerinden Çin'e gidiyor. Evet hocam, Çin hakkında çok güzel bilgiler aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bize katıldınız, aydınlattınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. EkoTürk Ekranı Akademi programından bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar esen kalın.